Merhaba arkadaşlar, 10 kilo diyetimin bugün 12. günündeyiz. Suyla başladım. Evet, kahve artık ezberlediniz. Kahvemi içeceğim. Bugün aslında aç karnına kardiyo yapmak için 1 saat erken uyanmıştım. Ama hiç içimden gelmedi yani. Hiç içimden kardiyo yapmak gelmedi. Ben eliptiğe baktım, eliptik bana baktı. Yani ikimizin arasında bir elektriklenme, bir çekim olmadı bu sabah. Ben de aman dedim, bugün yapmayacağım. Yapmadım yani, bugün yapmayacağım da. Hatta hala şansım var, saat 6.30 çünkü şu anda. Hala şansım var ama yapmayacağım ya, canım hiç istemiyor. Kahvemi içerken kahvaltıyı hazırlayacağım. Kahveyi yaratan Allah'a şükürler olsun ya. Gerçi bütün nimetler için öyle de. Ne bileyim, kahveye biraz daha düşkünüm sanki. Ben kahvemi içerken kahvaltıyı hazırlayacağım. Günlük rutinimdir. Kahvaltımın yanında yine bir bardak daha alırım kahve. Ve kahvaltıyla beraber karşınıza gelirim tekrar. Kahvaltıda bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Dün yoğurtla müsli yemiştim. Bugün ne yesem acaba? Yumurta beni özlemiştir. Yani evet, tamam. Yani yumurta beni özlemiştir arkadaşlar. Ben bir yumurta yiyeyim bugün. Bir mi? 5 yumurta. Hadi yalamıyorum çünkü kahvaltı hazır. Biraz ucundan tabii böyle götürdüm. Çünkü çok açım. Kardiyo da yapmadım. Niye bu kadar acıktım bilmiyorum. Aç. Zaten bu açlığımdan, tembelliğimden sabah bir saat erken kalktım kardiyo yapacağım diye. Onu bile yapmadım yani. Evet, kahvaltım hazır. Burada 5 yumurta var arkadaşlar. 3 tane tüm, 2 tanesinin beyazını kullandım. Ve ikinci kahvem kahvaltıma eşlik ediyor. Burada yeşil biberim ve biraz yeşilliğim var. Bunları yiyeceğim. Sonrasında iş yerinde öğle yemeğim olmak üzere bir tane yemek kasası, yemek kutusu yapacağım. Sonrasında doğru işe. Saat 12 arkadaşlar. Mesaim bitti. İş yerindeyim. Birazdan çıkacağım ama yemeğimi yiyip öyle çıkmak istiyorum. Yemeğimi evden getirdim arkadaşlar. 2 büyük köfte var. Yemeğimde şöyle göstereyim. Bayağı hallice. Her bir tanesi 100 gram, 150 grama denk geliyor. 2 tane köftem var. Bolca yeşilliğim var. Burada çiğ bademim var. Burada biraz ketçap koydum buraya ama açamıyorum şu anda. Tek elle olmuyor. Zalimler, yapamıyorum tek elle. Burada da yeşil biberim var. Ve kahve aldım kendime. Şimdi bunu öğle yemeği olarak burada yiyeceğim. Sonrasında çalıştığım salonu temizleyeceğim. Sileceğim aynalarını ve yerlerini. Sonra artık burayı terk edebilirim. Evet. Yoruldum. Türkiye'de şey fark ettim arkadaşlar. Spor hocaları salonu temizlemiyorlar. Yani bir temizlikçi var, geliyor o salonu temizliyor. Ama biz burada iş bölümü yapıyoruz. Biz temizliyoruz yani. Benim kardeşlerim de Türkiye'de o spor salonunda çalışıyorlar. Hiç temizlik yapmadıklarını söylüyorlar. Ama biz burada yapıyoruz yani. Köfteyi göstereceğim size. Tavuk köfte. Tavuk etinden, tavuk kıymasından yaptım. Ketçap açamadım biliyor musunuz? Ve açtım sonunda. Çok gürültü var değil mi burada? Tavuk köftesi bayağı hatır sayılır bir tavuk köftesi. Yeşilliğim ve biberim. İş çıkışında görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sesini Gene'deyim. Burası çok güzel bir alışveriş dükkanı, marketi. Aradığınız her şey var. Kap, kacak, tabak, ev süs eşyası,
yani aradığınız her şey, nasıl Türkiye'de züccaciyeler oluyor ya, içinde her şey oluyor. Böyle süs eşyalar oluyor, yapay çiçekler, mutfak malzemeleri, her şey. İşte burada her şey var. Size biraz burayı gezdirmek istiyorum. Şöyle hoşuma giden şeylerden de biraz size bahsedeceğim. Şöyle zaten görülebiliyor. Hadi burayı biraz gezelim sizlerle beraber. Camlar çok hoşuma gitti. Bayağı da ağır. Ama çok güzel görünüyor. Ne kadarmış fiyatı? Fiyatı 56 kron, yaklaşık 50 TL arkadaşlar fiyatı. Evet, biraz pahalıymış. Yani Türk lirasına çevirince biraz pahalı oluyor ama aslında pahalı da değil. Normal. Şöyle tam çok ışıklar varmış. Çok güzelmiş. Salata için galiba bunlar, evet. Şöyle mutfak kavanozları var. Ay şunlar çok tatlıymış, minik minik. Sirke, yağ için. Güzelmiş böyle. Masanın üstüne koysan. Ay ben çok severim kapkacak. Bayılırım. Şu tarafa döneceğim. Evet, burada da biraz kırtasiye malzemeleri var. Çantalar var. Dosyalar, küçük not defterleri. Burada hediye kutuları var. Bayağı büyük. Böyle yatak odasında toplanması gereken şeyleri toplamak için çok ideal bence. Burada yine kırtasiye malzemeleri var. Hediye kutuları var yine burada. Aa, çok tatlı şeyler var gerçekten. Şunların tatlılığına bakın. Çocukken şöyle bir kalemim olmadı. Hiç. Hep başkalarının kalemlerine, kokulu silgilerine bakardım. O yeşil silgiden başka silgim olmadı. Bunlardan. Evet. Gezdirmeye devam edeceğiz. Burada da biraz çocuklar için oyuncak vesaire var ama şunlar çok hoşuma gitti. Çok güzel. Böyle boya kalemlerini falan katıp kaldırabilir aslında. Kartondan. Ama çok tatlı. Üç boyu varmış. Yani şöyle büyük boy, orta boy ve küçük boy. Üç boyu varmış. Boyama kitapları var burada. Yine kırtasiye malzeme. Aa, ip atlama. Kız çocukları için bakar mısınız? Tavşanlı. Çok tatlı ya. Ne kadarmış acaba? 20 kronmuş arkadaşlar. Yaklaşık 17 TL. Yani TL'ye çevirmeyin isterseniz. Yani Danimarka'ya göre 20 kron çok uygun. TL'ye çevirince çok pahalı yapıyor tabii ki. Çok pahalı bir ülke Danimarka. Burada da bakar mısınız? Çocuklar için etkinlik yapma şeyleri var. Mesela boncuklarla bu kalıpların üstüne bir şeyler koyuyorlar, yapıyorlar. Maskeler var. Kral tacı oluyor bu. Burada yine peluş oyuncaklar var. Bu mağazada yok yok. Şu kaşıklar çok hoşuma gitti. Latte kaşıklar olabilir. Büyük latte bardakları var ya, onlar için kaşık olabilir. Plastik. Sorry. Hemen kaldıralım, kimse görmesin, kriz çıkmasın. Şaka yaptım yani, kriz çıkacak. Ama renkleri çok tatlıymış. Şu rüzgar güllerine bakın, onlar da çok güzel görünüyor. Bu mağazayı çok seviyorum ya. Hoşuma giden her şeyi almak istesem yemin ederim mağazanın hepsini alabilirim yani, çok rahat. Burada neler var? Evet, burada pikeler var. Oo, yumuşacık, inanamıyorum. Burada yine çocuklar için yemek paketi, yemek kasası var. Suluk var. Arkamı döneyim. Arkada yine kırtasiye malzemeleri devam ediyor. Şöylece. Bu tarafa döneceğim. Bu tarafta mutfak eşyaları var yine. Kaseler. Hediye paketlerine bakın. Her boyu var hediye paketlerinin. Çok güzel ya. Bu nedir acaba? Tepsi, evet. Bambuymuş arkadaşlar. Tepsiymiş. Çok şık görünüyor ama bununla bir şey taşınabileceğini zannetmiyorum. Belki süs için olabilir. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 84 kron. Yaklaşık
75 TL falan. Ortalama bir rakam veriyorum tabii ben. Burada da banyo eşyaları varmış. Bu ne? Masaj aleti bu. Bu masaj aleti. Burada da banyo malzemeleri var. Yine kutular var sıralı sıralı. Öyle şeyleri ben kullanmıyorum çünkü çok fazla makyaj yapan ya da sürekli makyaj malzemesi satın alan ya da çok fazla çeşitli makyaj malzemeleri olan bir insan değilim. Benim kızım çok meraklı öyle şeyler ama ben o kadar değil. Bu ne? Bu da böyle bir kutuymuş. Aynalı. Selam. Bu da güzelmiş. Bakın iki ayrı bölümü var. Aynalı falan. Bu da hoşmuş. Evet, burada parti süsleri bölümüne geldik. Happy birthday. Parti süsleri bölümünde kurdeleler var burada. Bunlar çok tatlıymış ya. Gerçekten bunlar çok güzelmiş. Bu tepesi yıldızlık şapka arkadaşlar. Kafanıza takıyorsunuz küçücük minicik. Bunlar da elinize tutacağınız yıldızlar. Çok tatlı. Bunlar mum arkadaşlar. Kız çocukları için unicorn mum. Erkek çocukları için biraz zorlu mum. Pastaların üstüne sermek için. Burada yine farklı mumlar var. Bunlar da mum. Ve happy birthday mumları var burada. Fiyatını, hadi şunun fiyatına bakalım. 12 kron yaklaşık 10 TL. Bence ideal. Yani bence uygun fiyatı var. Hadi bir de şu unicornların fiyatına bakalım. 12 kron, bu da yaklaşık 9 TL, 10 TL civarı. O da bence uygun. Burada yine başka başka parti süsleri var. Bardaklar var, çeşit çeşit. Burada yine balonlar var. Kurdelalar. Hediye paketlerinin üstüne yapıştırılan şeyden, onun adını bilmiyorum. Ben üstüne yapıştırılan şey diyeyim. Burada yine hediyeleri koymak için şeyler var. Güzel hediye paketleri hazır kağıttan. İçine hediyenizi koyuyorsunuz. Burayı yalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz ve hediye paketiniz hazır. Neyse şöyle koyalım. Burada da küçük küçük yıldızlar var yine. Çok hoş ya. Şunların paketli halleri var. Orada. Neyse ilerleyelim. Burada da yine parti için şeyler var. It's a boy, it's a girl. Yine bu şeyler için galiba bunlar. Hani böyle kız çocuk, erkek çocuk bir yaşına gelince mi? Ya da doğunca mı bir parti yapıyorlar ya. Onun adı ne? Bilmiyorum. Sesini duymadım. Bunu da pastanın üstüne koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Yunus'un doğum gününde de böyle bir şey kullanmışım. Normal bir cheesecake yaptım. Pastanın bir ucuna bir ucuna bunu yapıştırınca bu birbirine bağlı zaten. Çok güzel. Yani pastayı süslemenize bile gerek kalmıyor. Direkt bir pasta alıp üstüne bunu yapıştırınca çocuk pastası oluyor zaten. Direktman. Pipetler, bardaklar. Burada da hediye paketleri var. Bu tarafa geliyorum. Çocuk odası için çok güzel şeyler var. Bakın raf. Bu da raf. Bu yine çocuk odası için bir şey. Çocuk odası için hediye şey kutuları var burada. Türkçesi mi bilmiyorum. İçine bazı şeyleri toplamak, koymak için. Bu da yine az önce gösterdim ama mavi karton çantanın. Turkuaz renginde olanı. Yine 3 boyda. Hatta bu 4 boyda. Bence kız çocukları için de bu ideal. Bunlar mavi renkteydi. Burada not kağıdı. Yok, kumbaraymış bu. Not kağıdı değilmiş. Ne kadarmış ya? Çok tatlıymış. 58 kronmuş. Yaklaşık 50 TL falan. Ahşaptan. Nereden açılıyor acaba bu şey olunca? Dolunca. Altta yeri mi var? Evet. Altta burada boşluğu var. Görüyorsunuz oradan. Açılıyormuş. Çok güzel. Burada ne ararsanız. Seviyorum burayı ben.
Çocuk odası için süsler var burada. Çocuk odalarına renk verebileceğiniz. İşte böyle bir tahta var. Tebeşiri buraya koyup yazabiliyorsunuz. O tahta buradan. Şuradan. Çok güzel. Bu da şey. Yine raf. Buradan monte edebilirsiniz. Böyle bir raf. Çok tatlı tavşanlar. Bu da yine o tahtanın aynısı. Salyangoz şeklinde o tahtanın aynısı. Bu da yine başka türlü raflar. Çok tatlı değil mi? Çeşit çeşit renk renk çocuk askılıkları var burada da. Evet, daha ilerliyorum. Bu tarafa gelmek istiyorum. Bu tarafta el işi kağıtlarının olduğu yer, boncukların. İşte ne bileyim, hani el işi yapmak isteyen çocukların, hani biz burada etkinlik diyoruz. Çocuklara bu tarz malzemeleri alıyorsunuz. Kendisi evde boş zamanlarında değerlendiriyor, süs yapıyor, kullanılabilecek bir eşya yapıyor. Mesela en son kızıma şu şişelerden almıştım. Cam boyasıyla boyamıştı, çok tatlıydı. Boncuklar var burada. El işi bölümü diyeyim daha çok. Yetişkinler de yapıyor ama ben genelde çocuklara alıyorum bunu. Burada da aynı şekilde el işi yaparken kullanabileceğiniz alet edevatlar var. Lim pistoller var burada. Makaslar, iplikler, yapıştırıcılar vesaireler. O el işlerini yapabileceğiniz alet edevat cihazlar da burada. Yes, bu tarafta yine hani el işlerinde kullanılabilecek eşyalar var. Mesela burada camlar var, alıyorsunuz. Cam boyalarını da alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bu camlara yapıştırabileceğiniz şeyler var burada. Etiketler var, onları alıp camlara yapıştırabiliyorsunuz. Örneğin şunları alıp camların üzerine yapıştırabiliyorsunuz. Sonra kurutuyorsunuz, kalıcı oluyor falan. Burada iplikler bölümü var. Örgü severler için. Çeşit çeşit şişler. Çeşit çeşit şişler var, inanmıyorum. Ben örgü yapmasını biliyorum arkadaşlar. Ama çok uzun zamandır elime almadım. Çok güzel örerdim önceden. Ahşap bir şiş var yine burada. Bu da şiş. Örgüyle ilgili ne ararsanız onlar da burada mevcut. Çeşit çeşit ipler var. Şunlar da çok güzelmiş. Boncuklar var yine örgünün içine dahil edebiliriz. Burası da mum bölümü, artık mum bölümüne geldim. Çok güzel mumlar var. Danimarkalılar akşam olduğu zaman, hava karardığı zaman lamba yakmayı sevmiyorlar arkadaşlar. Lamba yakmayı, elektrikli lamba kullanmayı sevmiyorlar. Bunun yerine mum yakıyorlar. O yüzden Danimarkalılar çok aşırı derecede mum tüketiyorlar. Akşam olup hava kararınca evin, odanın bir köşesine bir tane bu mumdan yakıyorlar. Öteki köşesine de aynı bu mumdan bir tane daha koyuyorlar. Uyuyacaklarında söndürüyorlar. Danimarkalılar akşam hava karardıktan sonra elektrik kullanmıyor arkadaşlar. Hani hepsini böyle, evet hepsi böyle değil. Yemek yerken kesinlikle bir adet mum kesinlikle yakarlar. Onu da belirtmek istiyorum. Yani hepsi de mum kullanmaz. Tabii elektrik kullananlar da var. Daha çok gençler elektrik kullanıyor ama belirli bir yaşın üstündeki herkes kesinlikle mum kullanıyor. O yüzden buradaki marketlere gittiğiniz zaman mum reyonları gerçekten hatırı sayılır büyüklükte oluyor. Şu ne arkadaşlar, biliyor musunuz? İpliği buraya koyuyorsunuz. İpliği buraya koyuyorsunuz. Şöyle ipliği bunun içine koyuyorsunuz ya. Buradan böyle ipliği buradan çeviriyorsunuz, buradan çıkarıyorsunuz ve ipliğiniz hiç dolaşmadan örgünüzü tamamlayabiliyorsunuz. İplik hiç karışmıyor. Buradan kendisi böyle geliyor. Bu çok hoş bir şey. Kayınvalidemde görmüştüm onu. Burada da boya kısmı var. Cam boyası. Her türlü boya burada mevcut. Burada da paletler var.
burada da fırçalar var. Benim kızım çok istiyor resim yapmaya başlamayı, boyamaya başlamayı. Bir ara gelip buradan gereken ne varsa her şeyi almam lazım. Servet yatıracağım herhalde. İnanmıyorum. Ama aradığınız her şey var. Cam boyama olsun. Her şey için gerekli her şey var. Burada da yine el işi yapmak için gerekli şeyler var. Örneğin bunları boyayabiliyorsunuz ya da üstüne istediğiniz bir deseni yapabiliyorsunuz. Öyle seçenekler var. Şunlar ne acaba? Ha şey bunlar. Gazet şöyle koyayım. Bunlar şey gazete, dergi falan koyuyorsunuz. Evin bir köşesine koyuyorsunuz. Evet. Gazete, dergileri sıralıyorsunuz. Evin bir köşesine koyuyorsunuz. Onun için. Çok hoş battaniyeler var. Kanepe üzeri battaniyeleri. Böyle. Alışveriş fileleri var bakın. Çok tatlıymış. Ne zamandır almak istiyordum. Alışveriş fileleri var burada. Danimarka'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Bir markete gittiğiniz zaman, alışveriş yaptığınız zaman eğer alışverişinize poşet istiyorsanız poşet için de para ödüyorsunuz. Ve ucuz değil kesinlikle. Mesela bir orta boy alışveriş poşeti aldığınız zaman yaklaşık 3 kron para ödüyorsunuz. 3 kron yaklaşık 2 TL yapıyor. Hiç az da bir para değil. O yüzden Danimarka'da yaşayan herkesin böyle file veya herhangi bez veya herhangi sağlam kumaştan yapılmış alışveriş poşetleri var. Alışverişe gittikleri zaman o çantalarını götürüyorlar. Çünkü her seferinde düşünsenize yüklü bir alışveriş yaptığınızı düşünün. 5 tane poşet almanız gerekiyor. Cebinizden direkt 20 lira gidiyor poşet için. Danimarka'da bu böyle. Her yerde böyle arkadaşlar. Değişmiyor maalesef. O yüzden herkes böyle çantalar, fileler hep çantasında, arabasının arkasında her yerde sürekli bulunduruyor. Bakın o gazeteliklerin, bu da altın rengiymiş. Bunlar daha hoşmuş. Bunlar mumluklar arkadaşlar. Söylediğim gibi Danimarkalılar asla mum yakmadan yemek yemiyorlar. Özellikle akşam yemeğinde mutlaka mumlarını yakarlar. O yüzden bunların mumları, şamdanları da meşhurdur. Yapay çiçekler var burada. Güzelmiş. Şunlar daha güzelmiş böyle. Bunlar daha güzel. Bu tarafta büyük şeyler var resim yapmak için. Biraz ilerleyeceğim. Burası da mutfak artık. Bunlar çok 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 şık duruyor valla. Bulaşık için fırça bu arkadaşlar. Bu da biberon fırçası ya da şişe. Biberon ya da şişeleri yıkamak için fırça. Burada yine mutfak örtüleri var. Sıcak tencere ve tavanın altına koymak için onlar. Burada da süzgeçler var. Pasta yapmak için malzemeler var. Pasta süslemek için malzemeler var. Mesela şu dikkatimi çekti. Pastayı alıp ucundan takıp. Evet, bir pasta bir şekil verilebilir. Bunlar da kanepelere vesaire. Kanepelere veya müflinlerin üstüne, müflin mi bunun adı? Cupcake'lerin üstüne takılan etiketler. Şöyle pasta yapma malzemeleri var. Burası da böyle. Mutfak eşyaları bölümüne geldik yine. Burayı biraz hızlı geçeceğim. Bildiğiniz tabak bardak işte. Burada ne varmış? Bunlar nedir acaba ya? Bunun ne olduğunu çözemedim. Vida onu biliyorum da yani ne iş için bu yapıldığını bilmiyorum. Bu tahta kaşıklardan almıştım sanıyorsunuz. Kuru yemiş reyonu. Kuru yemiş reyonu burası arkadaşlar. Burası da gözlük reyonu.
Evet, çok tuhafınıza gidebilir ama Danimarka'da böyle hazır gözlükler var arkadaşlar. Örneğin bunu alacağım elime. Kaç numaraymış bu? Numarasını bulamadım. Mesela bakın bunda yazıyor. Çok güzel bir gözlük arkadaşlar. Numarası +1.50'ymiş. Herkes kendi gözünün numarasını bilen gelip burada kendi gözünün numarasını bulup istediği gözlüğü alıyor arkadaşlar. Çok da şık bir gözlükmüş. Mesela benim gözümün numarası 1.80. Eğer burada 1.80 artı 1.80'i bulabilirsem yani ben de alıp kullanabilirim. Genelde 1, 1.5, 2, 2.5 var arkadaşlar. Mesela şu gözlük çok şıkmış. Gerçekten çok şıkmış. Kaçmış? 1.50. Mesela bu da olabilir. Optikçiye gidip gözlük yaptırabildiğiniz gibi eğer gözünüzün numarasını biliyorsanız buralardan da kendinize gözlük bulabilirsiniz. Böyle de var. Çok fazla çeşitli modelleri var. Hani bir tek burada değil. Her markette hemen hemen böyle miyop olanlar için yakın gözlüğü var. Burası da şeker reyonu. Çeşit çeşit şekerler var. Bir de bu Danimarkalılar meyan kökü şekerini çok seviyorlar arkadaşlar. Onu şöyle göstereyim. Sorry. Meyan kökünden yapılmış şeker. Lakı istiyorlar buna. Bakın burada da var. Meyan kökü şekerine bayılıyorlar. Küçücük küçücük çocuklarda bile meyan kökü şekeri bağımlılığı var diyebilirim. Yine bir jelibon gibi bir şey ama yine lakrisli. Lakris meyan kökü oluyor arkadaşlar. Ben denedim. Hiç de sevmedim tadını ama Danimarkalılar çok seviyorlar. Burada da çay ve sağlıklı beslenme reyonu var. Buradaki her şey natürel. Çeşit çeşit çay var. Çin'den, Tayland'dan, Türkiye'den. Mesela bu neymiş? Kinoa patlaymış arkadaşlar. Burada değişik değişik soslar var. Doğal reçeller, zeytinler var. Bu neymiş? Susammış. Kabak çekirdeği. Deniz tuzuymuş bu. Değişik aromalı deniz tuzlarıymış bu arkadaşlar. Bu sarımsak aromalı deniz tuzuymuş. Bu acılı deniz tuzuymuş. Bu neli? Bu da limonlu ve kekikli deniz tuzuymuş. Bu da Himalaya tuzu. İşte böyle alışveriş poşetleri var arkadaşlar. Bunları bir kereliğine satın alıyorlar. Ve artık alışverişlerini tamamen bu poşetlerden kullanıyorlar. Plastik poşet satın almıyorlar. Ben kasaya geldim ama bir şey almadım. Have a good day. Bitti işte, böylece gezdirdim burayı size. İşte gezdik çıkıyoruz. Bir şey almadım. Size gezdirdim. Gezmeyi siz de benim gibi çok seviyorsunuz biliyorum. Şimdi sizi aşağıya götüreceğim. Çünkü alacaklarım var orada. Onları alıp tekrar yukarıya çıkacağım. Bir kat aşağıya ineceğim. Orada da size göstermek istediğim bir yer var. Orayı da göstereceğim. Sonrasında tekrar bu kata çıkacağım. Bu katta bir çocuk parkı var. Okul çocukları bugün buradaki parka getirmiş. Bana sordular. Dediler çocuğu alışveriş merkezindeki parktan mı teslim almak istersiniz yoksa okula dönünce mi teslim almak istersiniz dediler. Ben de dedim ben oyun parkından teslim alabilirim. Anlaşmamızı öyle yaptığımız için vakit dolana kadar burada bir süre oyalanacağım. Sonra tekrar üst kata çıkıp çocuk parkından Yunus'u teslim alacağım. Evet, şimdi size burada göstermek istediğim bir şey daha var demiştim. Burada çok güzel bir Humo Boutique var. Moral dükkanı diye. Türkçe'ye çevirdiğin zaman öyle oluyor. O butikte acayip güzel şeyler var. Sizlere onları göstereceğim. Şimdi. Ama ilk önce orayı bulmam lazım. Kaybolmadan. Burada ne varmış? Bugün bu alışveriş merkezinin tam da göbeğine outlet standları açılmış. Şimdi oraları sizinle gezeceğim. Belki bir şeyler alırım. Aa, bu çantalar 150 kronmuş. Bakar mısınız? Çok güzel.
150 kron. Kamerayı ters çeviriyorum. Şu çanta 150 kronmuş arkadaşlar. Gerçekten çok kibar bir çantaymış. İnanılmaz güzelmiş. 150 kron yaklaşık 140 TL falan yapıyor. Ama çok güzelmiş. Bayıldım. Aynı şekilde bu da çok güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. Aynı renkten sırt çantası vardı burada. Cüzdanı da varmış. Bu da 100 kron. Cüzdanı. Sakılar. Neyse ben burayı bir gezeyim. Eğer bir şeyler alırsam sizinle paylaşırım. Standlarının hepsini gezdim ama hiçbir şey almadım. Çünkü adına outlet yapmışlar. Hiç de ucuz değil bence. O bahsettiğim meyan kökü şekerlerine özel bir de burada mağaza var. Meyan köklü her şey burada. Meyan köklü dondurma, meyan köklü şeker, meyan köklü çay, meyan köklü yani... Yani bu Danimarkalılar her şeyin içine meyan kökü koymayı çok seviyorlar. La Frise oluyor. Bu da özel bir mağaza. Meyan kökünü çok seven kişi buraya geliyor. İşte bana meyan kökü dondurma ver, bana kahve ver, bana çay ver, şeker ver. Her şeyi buradan alıyor. Böyle devam edeceğim. Evet, size bahsettiğim o moral butiğini arıyorum. Galiba bu tarafa gitmem lazım. Evet, şöyle ilerleyelim. O moral butiğini size kesinlikle gezdirmem lazım. İnanılmaz böyle komik, inanılmaz böyle hoş şeyler var. Orayı size gezdirmem lazım. İnşallah bulacağım. Çok büyük çünkü burası. İnsanın aklında tutması çok zor oraları. Böyle her mağazayı. O yüzden biraz dolanacağım. Bahsettiğim moral butiğini buldum. İçeride çok güzel şeyler var. Burayı da çok. Ben böyle ıvır zıvır satan yerlere bayılıyorum. Çok seviyorum. Hadi içeri girelim. Bardakların tatlışlığına bakın. Bu benim eşimin ismi Adam. Tamam burada, ama burada tabii bizim isimlerimiz yok. Yabancı isimler var. Hadi içeriye bir tur atalım. Ne ararsanız var, şunlara bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Adam kesinlikle kızımı alacağım. Bayılır. Bayılır. Bunu alacağım. Arkadaşlar size yokken bir ayakkabı aldım. Onu arabanın içinde gösteririm size. Çok güzel şeyler var. Bayılıyorum buraya. Bakın burada çok güzel bardaklar var. Dünyanın en iyi annesi, dünyanın en iyi babası, dünyanın en iyi anneannesi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dünyanın en iyisi annesi, babası. Süper anne. Başka değişik olan ne var? Sen çok seviyorum anneciğim yazıyor bu bardağın üstünde de. Çok güzel. Yılın en iyi kızı. Yılın en mükemmel kızı. Şimdi tatlılığına alıyor. Çok güzel. 30. yaş günü, 40. yaş günü, 18. yaş günü, 50. yaş günü falan. Çok tatlı. Burada da çerçeveler var. Burada da kumbaralar var. Şahsen benim çocuklarım bu tarz kumbaraların içine para atmayı çok seviyorlar. Ama bunlarda da şöyle bir şey var. Kırarak açabiliyorsunuz sadece. O da yazık oluyor bir noktadan sonra. Ay şunlara bak çok tatlı. Kızımın odası için çok harika olurdu. Ay bunlar da çok tatlı. Ah çok tatlı. Aa bakın burada ne var. Çok güzelmiş. Ay şunlara bakar mısınız? Hepsini alasım geliyor böyle. Bakın burada neler var. Salon için ya da böyle genç odası için süsler var arkadaşlar. Çok güzel. Bak
Allah'ım hepsini alasınlar. Şunların tatlışlığına bakın. Yapay bunlar gerçek değil. Armutlar. Ya şuraya bir yastık yıvırgan sersinler. Şurada yaşayayım yani. Çok seviyorum bu tarz şeyleri. Bakar mısın şimdi? Benim mutfak penceremin önüne ne güzel olurdu. Keşke benim olsa. Keşke benim olsa. Mumlar var ya burada da. Burada da böyle romantik mumlar var arkadaşlar. Yani genç kızlar kusura bakmasın da burası bizim için daha uygun. Evet, burada da biglolar var. Burada yine doğum günü kutlaması için şeyler var. 18-70 yaş. İşte doğum günü kutlamak isteyenler için burada yine parti süsleri var. Ama ben sizi daha başka bir yere götüreceğim. Parti süsleriyle dolu burası. Şuranın güzelliğine bakın. Çok güzel biblolar var burada. Şuna bakın. Çok tatlı. Kuru kafa. Bunu gözünüze takıyorsunuz falan. Oo, Trump kardeş de buradaymış. Bakın kupasını yapmışlar. Queen of fucking everything. Çok güzel ya. Queen of king. Kral ve kraliçe. Bakın burada nasıl bardaklar var. Çakmak. Çakmaklık yapmışlar arkadaşlar. Bakın. İçine çakmağınızı koyuyorsunuz. Çakmak. Çakmaklık yapmışlar. Bayanı da var. Erkeği de var. Çakmaklık yapmışlar. Çok tatlı iş. Yani daha başka şeyler var da göstermeyeyim. Domuzlara bak. Bardak. Bardakmış bu arkadaşlar. Bu da bardakmış. Bu da bardak, evet. Aman yarabbim. Nasıl bir bölüme girdiğimi ben de bilmiyorum. Bu ne ya? O şey, mutfak önlüğü arkadaşlar. Bence ben buradan hemen gideyim. Size göstermek istediğim reyon burası değildi. Ama şunu kızıma alacağım, çok sevdim bunu. Şunların güzelliğine bakın. Çok güzelmiş. Ay, ama böyle şeyler bana alerji yapıyor ya. Nikel alerjisi var bende. Böyle nikel katkılı bir takı falan taktığım zaman şey oluyorum. Hemen kabarıyor her yerim kaşını. Evet. Çok güzel şeyler var. Yunus alma saatim yaklaştı yalnız. Elim çabuk tutmam lazım. İşte burası. Güzeller. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Hele şunun güzelliğine. Hele şunun güzelliğine. Ne kadarmış ya, merak ettim. Dur fiyatına bakayım. 129, 130 diyelim hadi. 95 çünkü. 130, 120 TL falan. İyi yani. Ortalama. Yani Danimarka'ya göre çok iyi. Yunus alma saatim geldi arkadaşlar. Hemen çıkacağım. O size göstermek istediğim reyonu da bulamadım yani. Gerçekten. Burada da çok güzel şeyler var. Şuna bakın. Çocuklar odasına takabiliriz aslında bunları. Burada da böyle şeyler var. Yastıklar. Çok tatlıymış. Hadi kaçalım. Şunun fiyatını ödeyip kaçacağım arkadaşlar. Şunu çok beğendim. Kızıma alacağım. Ay. Ay. O kızıma aldığım kalemlik var ya. Bunu kızıma alacağım dediğim. Onun fiyatı ne kadarmış biliyor musunuz? 350 kron. Yani 320-325 TL. Kalp krizi geçirdim. Kalp krizi geçirecektim ya. Hemen geri yerine koydum. O ne? Hayret bir şey yani. Eve mobilya mı alıyoruz?
320-330 TL yapıyor. 350 kron. Hol da ap. O neydi ya? Böyle kalp krizi geçirmeden hemen dedim ya, bunu yerine koyacağım. Hemen geri yerine koydum. Nespresso. Benim yavuklu Nespresso. Kahvelerimi hep buradan alıyorum arkadaşlar. Çok da seviyorum. Ben yukarıya nasıl çıkacağım ya? Çocuğumu alacağım pardon da. Ha, buradan çıkılıyormuş. Çocuğum. Çocuğum beni bekliyordur. Saat 12.30 oldu. Ne 12.30'u? O 1.30 oldu. 13.30. Yes. Sushi. Sushi. Ben bilmezdim sushi mişi. Anam yapardı bana bişi. Bişicilerle sushiciler olarak ikiye ayrılsak bişiciler sushicileri döver. Net. Sushi'yi çok severdim de. Bir yedim fenalaştım. Tamamdır dedim. Artık senin aramızdaki bağları koparıyoruz. Oh, dinlenebilirim. Yürüyen merdivendeyim. Şu yürüyen merdiveni kim icat ettiyse. Allah cennet mikan olsun bacım. Şu mağazaya bakın. Dışarıdan parıldıyorsa içeride kesin güneş gözlüğü takıyoruz. Zengin butiği ablacım. Zengin butiği bacım bize yaramaz. Biz varamayız kollara. Alamayız biz oradan. Neyim? Ben yanlış yere geldim. Dum. Hemen geri dönüyorum. Çünkü yanlış yere geldim. Oh my god. Şimdi herkes bana salak gibi bakacak. Yani salak gibisi fazla, bence salakça oldu buraya çıkmam. Hemen zozuğum beni bekliyor, bir an önce gitmem lazım. Cehlin önümde. Ne bakıyorsunuz, hiç yanlış yola gideni görmediniz mi? Allah Allah. Allah'ım, bir taraftan geç kaldım yürüyorum, bir taraftan da gözüm marketlerde, mağazalarda yani. Canım çocuğum evladım, kenara çekil. Ben nasıl çıkacağım yukarıya? Resmen kayboldum alışveriş merkezinde. Hayır, niye bu kadar büyük alışveriş merkezi yapıyorsunuz? Neyinize gerek bu kadar büyük yapıyorsunuz? Al işte, insanlar kayboluyor ya. Galiba şuradan çıkabilirim. Allah kahretsin, kayboldum. İnanmıyorum. Burası neresi? Kahveciymiş. Kayboldum. Geldim. Kaybolmadım. Bu sefer doğru merdivenden çıkıyorum. Şuraya bakın. Ne pis ayakkabılar var. Ama inanılmaz derecede pahalı. Çok pahalı. Bacım, biz oralardan alışveriş neyin yapamayık. Şurası çocuk oyun parkı. Okul buraya getirmiş Yunus'u. Şimdi buradan alacağım Yunus Bey'i. Hadi Yunus'u aldıktan sonra görüşürüz. Ayakkabıyı arabada göstereceğim size. Yunus! Bekle bekle, öğretmenin çıkaracak seni. Bekle. Tamam mı? Ve Yunus Bey geliyor. Pedagoglarıyla beraber. Bu ara Yunus'u beklerken ben de bir tane beca içiyorum arkadaşlar. Bitirdim oğlum. Su istiyorum diye oradan bağırıyor bak. Tamam anneciğim, bak burada su var. Sit. Şekerimde su vardı, onu içsin. Susamış yazık ya. Canım benim ya. O da öğretmeni. O öğretmeni su veriyor Yunus'a. O canım benim. Ben çocuğu alayım, yola çıkayım. Arabada size satın aldığım çantayı göstereceğim. Yunus Bey'i aldım. Efendim anneciğim. Suyu içtiysen oraya bırakabilirsin. İndirimden bir ayakkabı aldım kendime. Ayakkabıyı göstereceğim. Yaz bitti biliyorum ama çok güzeldi. Ve ben bu ayakkabıyı yazın başında beğenmiştim.
ama çok pahalı olduğu için 600 kron, ben bunu yazın başında beğendiğimde 600 kron yaklaşık 580-560 TL falan yapıyor. Alamamıştım. Ama şimdi bilin bakalım ne kadar aldım. 150 kron aldım arkadaşlar. İndirimdeymiş, 150 krona aldım bu ayakkabıyı. Çok güzel. Ay çok güzel. Rengi de çok güzel. Kahverengi ve siyahı zaten çok severim. Çok hoşuma gitti. Markası Aldo. Aldo'da indirim var arkadaşlar. Golova Centrum'da. Evet. Ben çok güzel, çok memnunum. Bu yaz başında beğenmiştim, alamamıştım. Çok pahalıydı. Gelecek yaza giyerim artık. Ay saçım bacım her tarafım birbirine girdi. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum ama Yunus Bey, Yunus saçımı kestir diyor. Daha fazla uzun saç istemiyorum dedi. Yani bir şey bulursam, bir nasıl diyeyim, randevu almadan gidebileceğim bir kuaf bulursam, çünkü bu Danimarka'daki kuaförler asla randevusuz almıyorlar. Eğer bir randevusuz bir, kabul eden bir kuaför bulursam Yunus'un saçlarını kestireceğim. Yunus? Ne? Kestireyim mi saçlarını oğul? Anneciğim, McDonald's gideceğim. Ne McDonald's ya? Saçlarını kestireyim mi? Skevi clip the towel. İstemiyor sabah saçlarını. Sabah isyan etti saçını bağlamaya çalışırken. İstemiyorum kestir dedi. Bakalım bulabilirsem kuaföre uğrayacağım daha. Ayakkabıyı hemen giydim arkadaşlar. Yunus'u kuaföre götüreceğim. Şöyle de kombin yaptım. Şöyle çekeyim. Bu tulum arkadaşlar ama önden ceket gibi görünüyor. Elbise gibi görünüyor. Böyle. Şimdi önce Yunus'u kuaföre götüreceğim. Sıra bulabilirsem tabii. Saçlarını kestireceğim. Sonra kızımla arkadaşı sözleşmişler. Onları okuldan alacağım. Alışveriş merkezine götüreceğim. Kızlar böyle baş başa bir alışveriş merkezini gezmek istiyorlar. Onları götüreceğim. Ben de o arada Yunus'la takılırım o arkadaşıyla gezerken. İşte böyle hemen kombin yapıverdim çantamı. İşte böyle biraz gezeyim. Buzalımın kızı biraz gezsin. Gezmesin mi? Yeni ayakkabı aldı. Burnuktan ölen bir Didem Fitness çizelim şuraya. Gözlerim çöktü yemin ederim. Kızımı ve arkadaşını harçlık vererek serbest bıraktım. Yunus'la ben büyük bir kapalı oyun parkına geldik. Yunus kuduruyor yani şu anda. Ben de yemek söyledim. Yani burada da yenilebilir bir tek pizza vardı. Vallahi eve uğradığımla çıktığım bir oldu. Yani yemek alamadım evde. Şimdi burada bir şeyler atıştıracağım. Yunus da orada oyalansın. Kızların alışverişi, gezmesi, tozması, etmesi bitince beni arayacaklar. Ben de buradan Yunus'la çıkacağım. Eve gideceğiz. Çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. Buraya masaj koltuğu koymuşlar da. İyi de bu koltuk parayla çalışıyor. Siz de zalımsınız. Yani şu çocuk parkına o kadar para verdiydim. Ne olur dışında bir oturaydım. Kemiklerimi bir kıpırdataydı. Ne olurdu ıcık kemiklerim kıpırdayaydı. Ne olurdu para almayaydınız. Zalımlar. Bir de kaç para biliyor musunuz? 20 kron. 20 kron yaklaşık 18 TL'ydi. Pardon da 5 dakika masaj için 18 TL mi vereceğim? Kafa işitmişsiniz dostum. Çok yorgunum. Şurada uyuyasım var. Çok da rahatmış koltuk ha. Eve atsak kaç para acaba? Yunus! Bana bak! Yunus bana bak! Yunus bana bak! Az önce... Yunus bana bak! Şurada bulunan kuaföre çocuk saçı kestirmenin fiyatını sordum. Gel anneciğim. Çocuk kaç yaşında dediler. Ben de 6 yaşında dedim. Dedim çocuğun yaşını sordular ya, herhalde daha ucuza kesecekler. Yaşa göre kesiyorlar dedim. Ne dedi biliyor musunuz? 370 kron dedi. 370 kron ne yapıyor biliyor musunuz? 320 milyon yapıyor. 320 TL yapıyor.
Yunus'un saçını 320 TL'ye kesecekmiş. Hayır, bir de çocuğun saçın şey yaşını sordu yani. Ne oluyor ya bunlar? Bunlar iyice çıldırdılar. Kış geldi ya, artık her şeye zam getirir bunlar. Hoem'in içindeyim. Hoem HM oluyor. Türkçesi de HVM mi oluyor? Oranın içindeyim. Bir göz atacağım, sonra çıkacağım. Bir kuaför şoku yaşadım. Yani bir süre atlatamam herhalde üzerime. Normalde ben Yunus'un saçını öğrenci saç olarak kestiriyorum. 150 krona kestiriyorum. 150 kron 120-130 TL falan yapıyor. Yani Türkiye'ye göre yine çok. Türkiye'de 10 lira 15 lira bir çocuk saçını kesmek. Türkiye ile hiç kıyaslamayın bile. Genelde ben Yunus'un saçını 150 krona kestiriyordum. Dediğim gibi ortalama 120-130 TL'ydi ama bu uçtu yani bayağı. Bayağı uçtu. Neyse şuraya bir göz atayım ben. İşte Zalım'ın kızı yine günü başarıyla kapattı arkadaşlar. Çok da başarılı sayamayız. 10 kilo diyetimin 10. günü de nihayet bitti. Bitti ama şuna bakar mısınız? Ben de bittim yorgunluktan, gözlerimin altı. Gözlerimin altı çöktü. O alışveriş merkezinde size video çekerken şarjım sen bit. Arabaya geliyorum, şarja takıyorum telefonu. Gidiyorum tekrar çekiyorum. Arabaya geliyorum şarj. Dedim en son pes. Kızdan pes en son. En son bıraktım artık. Eve geldiğimde zaten çok aşırı derecede yorgundum. Yunus'un saçlarını kestirmek için kuaför bulamadım. Cinnet geldi bana. En yakın randevuyu salı gününe aldık arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe olmasına rağmen en yakın randevuyu salı gününe aldık. Siz düşünün. Çok zalim bunlar, zalim. Çocuk yani sıkılmış. Bütün yaz tatilini uzun saçla geçirdi. Her gün sabah saçını tarıyorum bağlamak için, bana şey diyor, kes. Annem ne olur kes. Sıkılmış artık böyle, istemiyor daha fazla, mecbur kestireceğim. Ama salı gününe randevu aldık. Zannetmeyin özel bir kuaföre gittiğimizi. Birkaç kuaför gezdik. Hatta alışveriş merkezinin içinde baktım, kuaför boş. Dedim aa boş dedim, içeride müşterisi yok. Girdim kapıdan içeriye, uygun musunuz dedim. Uygunuz dediler. İşte fiyatını söyledim, biliyorsunuz. Ve öyle minik bir kalp krizi geçirerek çıktım zaten oradan. Çıkarken de şey dedim. He, zaten sinek avlıyorsunuz ha. İçerisi boş zaten. Sen benden 350 kron istiyorsun. 380 kron tam hatırlamıyorum şu anda. O kadar yüksek bir fiyat istiyorsun. Bak ben geri çıkıp gidiyorum yani. Ne var yani boş oturacağına 100'e 150'yi kessen ne olur yani. Ha öyle oturup sinek avlarsın işte yani. Bu da aynısını Türkiye'de de bir mağazaya da yapmıştım. Böyle aşırı lüks bir ayakkabı mağazasıydı. Girdim içeri, ayakkabılar Allah'ım ne kadar güzel. 800 TL, 900 TL, 700 TL Antalya'da bir mağazaydı. Mağazada incin top oynuyor. Böyle yerde toz bile yok yani. Hiç kimse uğramamış oraya. Ondan sonra bir ayakkabı beğendim. 800 TL dedi. Hani biz gurbetçilerde de şey var mesela, hani buranın parasını TL'ye çevirip o şekilde alışveriş yapıyoruz ya. Buranın parasını da TL'ye çevirince şey oldu. Ayakkabı şöyle böyle oldu. Hani alınabilir de alınamaz da. Hani hemen hemen Danimarka şartlarıyla aynı oldu. Danimarka'da da iyi kaliteli bir ayakkabıyı 750-800 TL'ye alırsınız. Dedim hadi şöyle olur, belki indirim yaparlar. Şey dedim, indirim yaparsanız dedim birkaç çift alabilirim. Biz indirim yapmayan bir mağazayız dedi bana. Bana kız, yani orada çalışan kız, yani mağaza sahibi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O mağazanın sahibi olsa zaten orada durmaz bile. Orada çalıştın, biz indirim yapmayan bir mağazayız deyince ben de dedim ki iyi o zaman size iyi sinek avlamalar dedim. Oradan geri çıktım yani. Kibarca söylenebilecek başka yolları da vardı. O yolu tercih ettiği için ben de o yolu tercih ettim. Şimdi aklıma gelmiş oldu. Bu anıyı da size anlattım. Eleştirebilirsiniz.
eleştirilere hiç açık bir insan değilim. Hiç kimseyi eleştirmem, hiç kimsenin eleştirisini de kabul etmem. Ben her zaman söyledim, söylüyorum. Söylediğimin arkasındayım yani. Ben eleştiriyi kabul etmeyen bir insanım. Eleştirebilirsiniz dediysem orada şaka yaptım. Gerçekten çok yoruldum bugün. Zaten çalıştım. 3 tane arka arkasına dersim vardı. Arkasından hırsımı alamadım. Kendim için de bir antrenman yaptım. Arkasından ben kızımla kız arkadaşı, yani kızımla kız arkadaşı sözleşmişler gezmeye gideceğiz diye. Onları da ben götürecektim. Tamam, ben götürüp getiririm sizi demiştim. Onu unutmuştum ben. Bir anda kızlar aradı, işte ne zaman geliyorsun falan deyince benim jetonum hemen düştü. Hemen yeni aldığım ayakkabıyı paketinden çıkardım, giydim, ettim falan. Hemen kızları götürdüm, getirdim derken Yunus da sıkıldı bayağı. Yunus da yoruldu. Çünkü Yunus okuldan sonra evde olmak istiyor. Sakin, sessiz oturmak istiyor. Okuldan al onu da alışveriş merkezine götür falan derken çocuk da çok yoruldu. Genelde ben Yunus'u uyutmak için kitap okurum, masal anlatırım falan. Bugün böyle yorganını aldı, sessizce kendisi gitti ben uyuyacağım diye. Demek ki gerçekten çok iyi yorulmuş. Ben de çok yorulmuş. Çok yoğun geçen bir gün oldu benim için de. Ama izlemesi eğlenceliydi bence. Eğlenceli noktaları da vardı. Mutlaka gülüm bir tebessüm olmuştur yani yüzünüzde. Ne mutlu bana sizin yüzünüzde tebessüm oluşturabiliyorsam. Neyse, yine benim çenemin yayı koptu. Koptu mu böyle süner iyice gider. Neyse. 12. günde böyle bitirdik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, sporla kalın, hoşça kalın.